Peki en son ne yaptık? Birisi söylesin, ne yaptık en son? En son çıkan hataların nereye kaydedildiğini. Kesinlikle. Yani bir aracımız var, bu sorunları görebildiğimiz, artı sorunlara müdahale edebildiğimiz, artı ayrıntılı olarak sorunları görebildiğimiz bir yer var, ondan konuşacağız. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim, yani böyle hep denk gelmişizdir. Şöyle bir tane hata mesajı çıkar. İşte error, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne falan. Böyle görürsünüz. Ve bir anlam veremezsiniz çoğu zaman ne olduğu hakkında. Size ayrıntılı bir şey söylemez. Çünkü hata şudur deyip geçer. Ama o hata oluştuğu anında oluşan hatalar arka planda bir yere kaydediliyor. Ve siz o kaydeden yeni gidip hatayı görürseniz eğer, bakarsanız eğer, orada size çok ayrıntılı bir şekilde neden olduğunu söylüyor. Artık ayrıntılı bir şekilde söylemese dahi orada bir takım parametreler söylüyor. Siz problem çözerken işinize yarayacak şeyler. Tamam? Bunlara bakabilmek için kullanacağımız araç Event Viewer. Şu. Olay görüntüleyicisi. Yani Türkçe karşılığını çok duymuşsunuzdur. Olay görüntüleyicisi diye. Ama Event Viewer ne işe yarar? Ondan konuşalım. Zaten üzerine biraz tuttuğumuzda gösteriyor size ne işe yaradığını. Problemleri görüntülemek artı problem çözmek için kullanacağınız araç. Event Viewer. Olay görüntüleyicisi. Bir açalım onu, çalıştıralım. Event Viewer. Şimdi Event Viewer çok detaylı bir araç gördüğünüz üzere. Yani çok fazla özelliği var. Hani çok fazla özelliğine değinmeyeceğiz. Sadece hani problem çözerken neler yapabiliriz, nelere bakabiliriz onları göreceğiz. Tamam. Şimdi şurada Windows Logs diye bir kısım var. Oraya kadar bir gelin. Şurada bir grup log klasörleri var. İşte Application, Security, Setup, System, Forwarded Events diye bir kısım var. Ama şunlar önemli olanlar. Şu kısım. Application, Security, System, Setup hariç. Şunlar önemli. Şunlar. Bunlar ne yapıyor? Basitçe şöyle söyleyeyim. Şu Application'a tıklarsanız eğer, Application'a, makinenizde bulunan yazılımlarla ilgili problemler oluştuğunda oluşan problemler buraya kaydedilir. Application'a. Bu kadar basit. Bilgisayarında bir yazılım varsa, o yazılımla oluşan bir problem varsa onlar application'ın altında duruyorlar. Niye hepsini bir klasöre tıkmamışlar? Baktığınızda grup grup görün diye karıştırmayın. S100 o. Sistem, diğer önemli bir klasörümüz. Sistem Windows'la ilgili, Windows'ta oluşan hataları görüntüleyebilirler. Mesela Windows'ta abuk subuk bir şeyler olmaya başladı. Windows'umuz çöktü. Çöktüğü için neden çöktüğünü anlayamadınız mesela. Mavi ekran geçmiş, otomatik olarak restart etmiş mesela makine. O gibi logları sistemden görüyorsunuz. Bu arada burada gördüğünüz her bir olaya log deniyor. Log kelimesini duymaya alışın. Log demek işte bir problem olması durumunda oluşan problemin kenara not edilmesi demek aslında. Ondan fazlası değil. Log. Security kısmından da eğer daha sonra göreceksiniz. Windows Firewall diye bir şey göreceksiniz. Windows Firewall'da oluşan olaylarla ilgili logları da bu security tarafından görebiliyorsunuz. Ya da memory dump bir içindiğini göstermiyor burada. Sadece sistemin çökmüş, bak şu sebepten dolayı çökmüş diye soruyor sana. Tamam. Peki. Şimdi şu sisteme bir gidelim mesela. Sisteme. Sisteme gittiğinizde bir grup şurada information'lar falan var. Infolar var. Şöyle aşağıda inerseniz. Info. Hiç şey yok mu ya? Şimdi bir grup information logu var, dikkat ettiyseniz information. Bir grup şöyle aşağılara inip bulursanız eğer, ya şundan ekran yapamıyoruz. Şöyle şu arasını biraz küçülteyim o zaman. Küçük. Neyse daha küçülmüyormuş. Ya ekran çok küçük olduğu için tam gösteremiyorum da. Bakın şurada info logda var, bakın dikkat ettiyseniz bir. Şuradaki info iyiydi gördüğünüz loglarda hiçbir problem yok. Yani bunlara baktığınız zaman anlamalısınız ki bilgisayarınızda bir problem oluşmamış. Gayet sağlıklı gidiyor bilgisayarınız. Sadece bu info logları, iyi diye gördüğünüz loglar sadece bilgi vermek amaçlı. Mesela şuradaki loga tıkladım, alt tarafta diyor ki event log servisi başlamış. Bilgilendiriyorsunuz, o kadar fazlası değil. Dolayısıyla info loglarına baktığınızda size bilgilendirici
ifadeler görüyorsunuz. Şu alt tarafları biraz inelim. Bakalım var mı? Mesela şurada bir tane kırmızı var. Kırmızı. Error. Birkaç tane error görüyorsunuz burada. Şu aşağıda inerseniz siz de göreceksiniz errorları. Bu errorlar önemli. Şurada gördüğünüz errorlar, şöyle ünlemli, kırmızı ünlemli olanlar önemli. Bunlar ne demek? Bunlar bilgisayarınızda bir problem var ve bu oluşan problemler sonucunda buralara düşünmüşler. Dolayısıyla buradaki problemleri çözmek gerekecek duruma göre. Yani buradaki her error artık yani bilgisayarınızın ölümüne sebep olacak, çökeceğine sebep olacak anlamında söylemiyorum. Ama buradaki errorların esprisi bilgisayarınızda bir problem olmuş, onlara müdahale etmelisiniz demek aslında. Esprisi o. Bir de sarılar var. Sarılar. Sarılardan da bir tane bulursak eğer. Şöyle aşağıları dönelim. Sarı yok mu hiç? Şu application'a bakalım. Orada var mı? Oluşturalım hocam. Yoksa bakın şurada bir tane de application'da bir tane de warning var. Application'da warning. Warning'i görüyorsunuz. Warning'lerde müdahale etseniz iyi olur dediği şeyler. Yani illa pardon'da müdahale etmeniz gerektirecek şeyler değil. Ama bakın şunu yaparsanız daha iyi olur dediği şeyler. Yani üçlü blok var. Information bilgi veriyor. Errorlar problem çözmenizi gerektiriyor. Warning'lerde hani belki yapsanız daha iyi olur diyeceği şeyler. Ya da warning'ler hata öncesi hazırlık da olabilir mesela. Sürekli warning görüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir süre sonra hata alışmaya başlıyor. Tamam gibi düşünebilirsiniz. Aynen öyle. Size bir bilgilendirme mesajı veriyor. Şimdi bakalım şundan güzel bir tane error bulalım. Şu neymiş? Avuçum. Yani açıklanabilir, anlaşılabilir bir tane. Bok arıyorum. Burada yok. Mesela şurada bir error olmuş. Mesela şurada bir tane error buldum. Yani şu error'un ne yaptığı falan filan önemli değil. Orada bir şeyleri söyleyeceğim. İşte bilgisayar açılırken şu sistem dosyasını adam blok etmiş. Çünkü sistemle uyumluymuş mesela gibi söylüyor. Yani şu driver dosyası, şu gördüğünüz driver dosyası. Bu driver dosyasını engellemiş adam işletim sistemi açılırken. Çünkü uyumlu olmadığı için. Mesela size söylüyor. Anlayabiliyorsunuz burada. Yani böyle abuk sabuk başka bir takım loglar da var da. Yani anlaşılamayacak şekilde. Onlara ne yapacaksınız? Hani şurada baktığım zaman görüyorum ne olduğunu. Adam diyor ki git üreticine uyumlu bir tane versiyon bul diyor mesela. Driver'ın gibi. Söylüyor. Ama mesela bazen böyle abuk sabuk bir sürü karakter göreceksiniz bunu. Ne olduğunu anlamayacaksınız falan. Böyle bir ton kod olacak falan. Onlara ne yapacaksınız? Onları çözmek için yani şunu kullanabilirsiniz. Şuradaki verdiği size hata mesajını kopyalayıp Google'da arayabilirsiniz. Olur. Yani belki daha önce yaşayan birileri vardır. Google'a yazmıştır. Belki bir yerlere sağa sola yazmıştır. Google'dan bulabilirsiniz. Ya da daha da güzeli bir site var. Sitenin adı eventid.net diye bir site var. Şu. Eventid.net. Bu siteyi kullanarak şu eventlerdeki, error eventlerindeki ya da information eventlerindeki, herhangi bir eventteki bir takım şeyleri şu siteye girerek daha önce bu problemi yaşamış olanların çözümlerini görebiliyorsunuz. Şimdi bu ne demek? Şu demek. Bakın şurada iki tane önemli olan kısım var. Bir tanesi source kısmı. Bir tanesi de event ID kısmı. Şu iki tane kısım. Bu iki tane kısım problemin nereden kaynaklandığını söylüyor. Aynı zamanda problemin kodunu veriyor size. Ve siz gidip şu source kısmındaki ifadeyi aynı zamanda event ID ifadesini şu siteye girerseniz eğer bu problemi yaşayan daha önce birileri varsa onların çözümlerini görebiliyorsunuz. Bu arada hani şunları Microsoft'un sitesinden falan da arayabiliyorsunuz. Microsoft'un web sayfalarından var bunlar. Ya Microsoft'un web sayfalarına gittiğinizde şöyle şöyle şeyler söylüyor size. İşte kurduğunuz bir programdan kaynaklanıyor olabilir. İyi de yani oturup hangi programı kurduğunuzu kontrol etmeniz gerekecek. Ya da gidiyorsunuz işte kurduğunuz son driver'ları kontrol edin. Son driver'lardan kaynaklanabilir. İyi de size tam çözüm sunmuyor. Ama eventid.net'e gidip bakarsanız eğer o zaman orada gerçekten bu problemi yaşayanların aynı zamanda problemi çözenlerin çözümlerini de görmüş oluyorsunuz. Esprisi o. Ama bunun için şuradaki source ve event ID kısmına bakmak lazım. Yani basitçe event viewer ne yapıyor? Bilgisayarınızda oluşan problemleri, aynı zamanda oluşan bir takım olayları size görüntülüyor. Yaptığı şey bu. Tamam. Peki. Event viewer böyle bir araç. Daha sonra bunu kullanacağız. Kullandıkça güzelliklerini göreceksiniz. Yani şu an çok basit bir kısmını gördük. Event Viewer çok işe yarayan bir araç.
Mesela ileride vaktimiz olursa yapacağımız şeylerden bir tanesi şey şu olacak. Mesela 100 tane makine var. 100 tane makinenin o eventlerini tek bir makine üzerinde toplayacağız mesela. Oturacağız, 100 tane makinenin eventlerini tek bir noktadan bakıp oradan problemleri çözüm üreteceğiz mesela gibi. Peki. Bir diğer aracımız performans monitör. Şu. Onu da görelim. Sınavda soruyorlar bunu da. Ondan da basitçe bir konuşalım. Performans monitörü. Adından anlaşılacağı üzere daha fazlasını yapıyor. Performansını izliyor. O kadar. Yalnız performansı izliyor da her şeyin performansını izliyor. Birazdan kriterleri göreceksiniz. Yani o kadar çok kriter var ki, o kadar çok şeyi izleyebiliyorsunuz ki, yani her şeyi analiz etme yeteneğine sahibisiniz. Performans monitör ile ilgili. Şimdi performans monitörü bir açalım. Şuraya start menü perf yazdım. Bunu açmak istiyorsanız şu performans monitörü çat diye açmak istiyorsanız perf mon.exe diyorsunuz. Şu programı açıyor. Şimdi açtık. Performans monitör bir ton kısımdan oluşuyor gördüğünüz üzere. 3 tane klasör var da biz hepsine bakmayacağız. Hepsi işinize yarayacak şeyler değil. Şurada performans monitör diye bir kısım var. Performans monitör. Küçük ekrandan çalışmak ne iğrenç bir şey ya. Şimdi performans monitörde bir takım şöyle 3 gruba ayırmışlar. Şurada ayarlamalar yapıyorsunuz. Burada izlediğiniz, performansını izlediğiniz olayın durumunu görüntülüyorsunuz. İşte şu kadar kullanıyor, bu kadar kullanıyor. Grafik olarak görüyorsunuz. Şu alt tarafta neyi izlemek istediğini söylüyorsunuz. Bakın şu alt tarafta görüyorsunuz. Mesela şu an prosesörün, işlemcimizin çalışma zamanını görüyorsunuz mesela. Çalışma zamanından kastım ne? Performansını görüyorsunuz işte. Ne kadar kullanılıyor işlemci onu görüyorsunuz mesela. Şu an işte bu kadar kullanılıyormuş. Tamam. Mesela başka neleri görebiliyorsunuz? Şurada artı diye bir tane buton var, gördünüz mü? Artı. Ona bir tıklayın. Neleri izleyebildiğinizi göstereceğim sadece. O artıya tıkladığınızda şuradaki kendine gelirse bakın az önce tavan yaptı işlemci. Niye? Çünkü şurayı açarken biraz debelendi. Orada bir tavan yaptı. Bakın şu kadar şeyi performansını görebiliyorsunuz. Yani çoğunu hiç duymadınız zaten. Şu kadar şeyi izleyebiliyorsunuz mesela. Mesela server geldiğinde daha çok şeyi izlediğinizi göreceksiniz. İzleyebildiğinizi göreceksiniz. Kurulan servislerin, mermislerin her şeyi izleyebiliyorsunuz. İyi de yani niye bilgisayarın performansını izlersiniz? Asıl problem bu. Niye ben bilgisayarın performansını izlerim? En basitinden şunu düşünün. Ben işlemcinin performansını niye kontrol ederim? Kesinlikle. Performansı niye kontrol edersiniz? Yeterli mi değil mi? Siz bunları karşılayabiliyor musunuz? Gereksinimleri karşılayabiliyor musunuz? Ona bakarsınız. Dolayısıyla performans monitörünün yaptığı şey de bundan fazlası değil. Eğer siz işlemciyi izleyerek benim bilgisayarımda işlemci ne kadar kullanılıyormuş onu kontrol etmek istiyorsanız performans monitörünü açarsınız. Sonra şuradan alt tarafta prosesör diye bir kısım var. Nerede o? Prosesin altında bir takım parametreler var dikkat ettiyseniz. İşte mesela zaten o ekli olduğu için göstermiyor bize. Mesela işlemcinin ne kadar boşta durduğunu görmek istiyorsanız, idle timer'a bakmak istiyorsanız mesela prosesörün eklerseniz işlemci ne kadar yatıyormuş, ne kadar kullanılıyormuş, ne kadar kullanılmıyormuş görebiliyorsunuz mesela gibi. Tamam. Yani çok fazla detayına inmeyeceğim performans monitörün ama böyle bir araç olduğunu bilmelisiniz. Amaç sistemin durumunu, kullanılan kaynakları izlemek. Bu. Tamam. Bunu sınavda soruyorlar. Sınavda bununla ilgili sorular var. İşte performansı izlemek istiyorum. Hangisini kullanırım falan gibi. O tarz basit sorular var. Hani böyle şuradaki counter dediğimiz ifadeleri falan size sormuyorlar yani. Aynen öyle. Yani bu çok ayrıntılı şeyleri izlemenizi sağlıyor. Mesela memorinin ne kadar kaldığını, ne kadar kullanıldığını falan bilmediğiniz bir ton terim var. Yani ben de bilmiyorum bunların hepsinin ne olduğunu. Oturup bakmak lazım. Ama hiç gerek yok bakmaya ihtiyacımız yok yani. Peki performans monitör böyle bir şey. Şuradan da
grafiksel olarak görebiliyorsunuz. Peki. Şimdi gelelim bir diğer Windows 7 ile ilgili küçük detayımıza. Şimdi bilgisayarınızda Windows 7 kurulu bir makinede driverları yöneteceğiniz bir araç var. Şimdi driver ne? Onu konuşmadan önce şu driverları yöneteceğimiz aracı açalım, sonra oradan konuşmaya başlayalım. Driverları yönetmek için bilgisayarın özelliklerine gidiyorsunuz. Orada bir tane araç var. Bir araç var. Hemen Properties'e gidin Computer'ın. Properties. Sonra bakın şuna Device Manager diye bir şey var. Device Manager sizin makinenize bağlı olan donanımları gösteren bir tane yazılım aslında. Siz bunu açtığınız zaman bilgisayarınızdaki yazılım driverları aynı zamanda makinenize bağlı donanımları görebiliyorsunuz. Bir de driver ne demek? Driver ne iş yapıyor? Yani driver sürekli duyduğunuz bir şey. Sürücü sürekli duyduğunuz bir şey de ne işe yarıyor? Driver'ın yaptığı şey basitçe şu. Bu sizin işletim sisteminiz. Bu da donanım. Olduğunu düşünün. Şu işletim sistemi. Şu da donanım. Donanım ile işletim sisteminin konuşabilmesi, anlaşabilmesi için bir aracıya ihtiyaç var. İşte o da driver. Driver dediğiniz şey o basitçe. Yani donanımla işletim sisteminin konuşabilmesi için, daha doğrusu donanımın işletim sistemi tarafından kullanılabilmesi için, daha doğrusu kamerayı taktığınızda bilgisayarınızdan görüntü alabilmek için işte o driver'lara ihtiyacınız var. Tamam. Yani donanımların bilgisayar tarafından tanınmasına ihtiyacınız var. Konuşabilmeleri için, birbirleriyle anlaşabilmeleri için. Driver dediğimiz şey de basitçe o. O aracı. Aracı da yapıyor. Dolayısıyla siz makineye bir donanım takarsanız, gerekli olan driver'ını yüklemezseniz kullanamayacaksınız demek. Bu kadar basit. Tamam. Dolayısıyla makineye bağlı donanımları kullanabilmek için driverlarını yüklemeniz gerekiyor. Şimdi driverları nasıl bulacaksınız? Onlardan konuşacağız biraz. Driver bulurken nelere bakmalısınız? Neler önemli bizim için? Onlardan konuşalım. Bir Device Manager'ı açtık. Device Manager. Şimdi ben Device Manager'ı açtım da gayet benim makinemdeki bütün driverlar yüklenmiş. Nereden biliyorum? Normalde bir makineyi bağladığınız zaman, bir donanımı bağladığınız zaman makineye şurada en altta ya da duruma göre değişiyor. Şurada en altta şuraya yazayım onu. Şöyle ok da yapalım yanına olsun. Şöyle unknown device diye bir şey yazar. Unknown device de yazar orada. Unknown device ne demek? Bilinmeyen donanım demek aslında. Bilinmeyen donanım anlamında bir ifade. Ve bunun altında sizin taktığınız donanımı görürsünüz. Burası bir ayrı kategorilendirilir ve burada görürsünüz. Ve sarı sarı da ünlem vardır. Şöyle bir tane üçgen içinde bir de ünlem vardır şöyle. Ünlemde görürsünüz. Ve dolayısıyla taktığınız donanımı yüklenmedi anlamı geliyor. Gibi. Düşünebilirsiniz. Tamam. Dolayısıyla donanımı kullanmak için şuradaki unknown device'dan driver'ı yüklemek lazım. İyi, driver'ı nasıl yükleyeceksiniz? Driver'ı yüklemek için bir ton yöntem var. Yani mesela üreticinizin web sitesinden gidip gerekli olan driver'ları indirirseniz size birer tane exe verecekler. Exe dosyası. Exe dosyası ne demek? Kurulum yapılabilen bir dosya demek. Çalıştırılabilir bir dosya demek. Sizin üreticinin sayfasından aldığınız dosyalara çift tıklayacaksınız, kurulum yapacaksınız. Buralara falan gelmenize gerek yok. Tamam. Ama diyelim ki bulamadınız. Yok. Yani üreticinin web sayfasında yeni driver'ınız yok. Mesela Windows 7 almışsınız. Bilgisayar Windows 7 yüklü gelmiş. Windows 8'i kurdunuz. Windows 8'in driver'ları yok. Üreticinin web sayfasında. O zaman ne yapacaksınız? Asıl problem o. Yani üreticinin web sayfasında olduğu zaman indir kur. Problem değil. Ama olmadığı zaman asıl problem. Olmadığı zaman da işin kolayına kaçmak istiyorum diyorsanız eğer bir ton third party yazılım var. Bir ton third party yazılım var. O third party yazılımları indirip bilgisayarınıza kurduktan sonra programa diyorsunuz ki hadi benim driverlarımı bul. Sonra program buluyor. Sizin için indiriyor. Sonra diyor ki istersen kuralım diyor. Kur derseniz de hepsini kuruyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Ya da işi biraz daha abartıp hazır böyle paket halinde driver gelen paketler var mesela. Komple DVD, DVD'nin içinde bilmem kaç milyon tane driver var. Sonra DVD'yi takıyorsunuz, DVD sizin bilgisayarınızı tarıyor. Ondan sonra olmayan driver driver yüklenmemiş donanımları buluyor. Diyor ki istersen yükleyelim gibi. Bunlar kolay yollar. Kolay yollar bu şekilde. Ama bunların da çözüm olmadığı bazı durumlar olacak. Mesela DVD'yi takacaksınız, driver'ı bulamayacak. Programı yükleyeceksiniz, driver'ı bulamayacak. O zaman ne yapacaksınız? O zaman gidip manuel müdahale etmeniz gerekiyor. Manuel. Şimdi manuel nasıl bulacaksınız driver? Ondan konuşalım. Mesela şurada display adapters diye bir kısım var. Şu
altında VMware, SVGA, 3000, 3000, 3000 bir şeyler yazıyor. Şuna bir gelin. Onun özelliklerine bir gidin, property'sine. Property'sine. Sonra şuradan details'a gidin. Details, detaylar. Sonra detaylara geldikten sonra, şuradan device description yazıyor ya. Oradan hardware IDs diye bir şey var. Hardware IDs, L diyor, IDs, hardware ID anlamında. ID ne demek? Kimlik demek. Hard donanım kimliği. Oradan bir hardware ID'ye tıklayın. Hardware ID'ye tıkladığınızda bir tabi bir grup şuraya işte PCI ben bir şeyler yazan böyle bir ifade geldi. Gördünüz mü? Şimdi bu ifade gördüğünüz üzere anlamsız bir ifade. Baktığınız üzere yani nedir bu? Ama burada bizim için önemli olan bir takım kriterler var. Onlardan konuşalım. Birincisi şurada when dediği şey aslında vendor demek. Vendor da üretici demek, marka demek. Yani bakıyorum şu an when dediği ifade şu alt tireden sonraki şurası neymiş? Bizim üreticinin koduymuş mesela. Üreticinin koduna baktığınızda bakıyorsunuz bu donanımı işte VMware diye bir firma üretmiş mesela sürücüyü, donanımı neyse. Şuradaki dev kısmı da dev 0.405 yazıyor şuradaki ifade. Şuraya kadar olan kısım. 0.405'li ifade de bizim donanımımızın modelini söylüyor. Yani şuradaki when kısmı, üretici kısmı, 15AD kısmı bu donanımı kimin ürettiğini söylüyor. Şuradaki device kısmından sonraki alt tire kısmındaki şu 0.405 de bu donanımı üreten firmanın hangi marka model donanım ürettiğini söylüyor size. Yani aslında ne yapıyorsunuz? Üreticiyi bulup aynı zamanda donanımın modelini de bulmuş oluyorsunuz. Peki bu olduk da ne işimize yaradı? Yani 15AD'nin hangi marka model olduğunu ben nereden bileceğim? Siz bilmeyeceksiniz. Onun yerine sizin için bilen siteler var. Hemen şöyle bir tane site açıyorsunuz. Bir internet explorer açın gerçek makinenizde. Sitenin ismi eventid.com muydu? Yani hemen Google'dan çalalım. Şey, PCI database diye bir site var. Şu. PCI database konmuş. Sitenin adı şu. PCIdatabase.com. Bu siteye gittik mesela. PCIdatabase.com. Bu sitede orada öğrendiğimiz ifadeleri kullanabiliyoruz. Oradaki ifadeleri nasıl kullanacağız? Bakın siteyi tam ekran yapayım, şöyle göstereyim. Şurada iki tane kısım var. Vendor search ve device search. Hani biz oradaki vendor numarası gördük ya demin. O vendor numarasını buraya yapıştırırsam diyeceğim ki şuradan da search dersem, yapıştırdıktan sonra buraya search dersem bana o donanımın kim tarafından üretildiğini söyleyecek. Şuradaki device search kısmındaki de hani dev'den sonraki ifade vardı ya, onu da şuraya yapıştırırsam device'ın yani donanımın hangi marka model olduğunu söyleyecek bana. Hemen yapalım. Mesela bizim device'ımızın hardware ID'si 0405 mesela. 0405. Hemen onu şuraya yazıyorum. Device search kısmına 0405 mesela. Yazdım device search kısmına. Sonra da bir search diyorum. Ne diyor? Bize hangisi daha yakın? VMware olan değil mi? Nereden biliyorum? Çünkü biz şu an VMware Workstation kullanıyoruz ya. Ha, demek ki VMware'deki sanal grafik kartıymış bu. Deyip ondan sonra ona göre internet üzerinden arama yapabiliyorum gibi. Ya da mesela oradaki üretici numarasına bakalım. 15AD mesela. 15AD. Onu search ettik mesela. Bakın üreticisi de VMware'miş mesela gibi. Yani ne yapıyorsunuz? Step step ilerliyorsunuz. Adım adım ilerliyorsunuz. Bakıyorsunuz işte şu üretmiş, şu markanın şu modeliymiş falan diye öğrendikten sonra bundan sonrası şu.
sonrası bunu kullanabilmek ne alakadır? Yani bunu kullanabiliyorsanız, buradan arama yapabiliyorsanız iş çok kolay. Yok, site vermiyor. Ya orada bir link var da. Mesela tıklayayım, nereye gidiyormuş? Ayrıntılı olarak ne olduğunu söylüyor sana. Bakayım. Yok, site vermemiş. Sadece ayrıntılı olarak şeyin ismini söylemiş. Yani bunu kullanmak, işiniz bu. Yani şunu kullanabiliyorsanız, Google'ı kullanabiliyorsanız, arama motorları kullanabiliyorsanız işin %50'sini halletmişsiniz demektir. Gerçekten bunu ciddi söylüyorum. Niye? Hani derse başlamadan önce konuşmuştuk. Yani dedim ki her şeyi hatırlamayacaksınız. Her şey aklınızda kalmayacak. Unutacaksınız. Yani mümkün değil. Öyle bir insan daha yok yani dünyada. O sebeple unutacaksınız ama olayı hatırlamanız gerekiyor. Bakın, device manager diye bir şey varmış. Onu hatırlamalısınız. Driver diye bir şey varmış. Driver'ı yüklemek için bir takım yöntemler varmış. Bunları hatırlamalısınız. Ama nereden yapıldığını hatırlamak zorunda değilsiniz. Olay Google'dan onu bulabilmekten geçiyor. O kadar basit. Fazlası değil. Tamam. Dolayısıyla şu kadar bilgiye sahip olduktan sonra driver bulamamanız için, yani bulabilmeniz için hiçbir engel yok önünüzde. Peki. Driver'ları bulurken bir takım yöntemler kullanabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi programlar var. Hali hazırda sizin için bulabilen ya da hali hazırda zaten bulunmuş DVD içine koymuş hali var. Ya da daha da güzeli, Windows Update kullanarak bulamadığınız driver'ları yükleyebiliyorsunuz. Duruma göre. Hepsini bulmuyor da şu anı bulabiliyorsunuz. Windows Update sayesinde. Peki, yine birkaç güzel olaydan daha bahsedeyim. Ondan sonra Device Manager'da kapatalım. İşimiz bitsin onunla. Bakın şuradaki donanıma sağ tıkladığınızda şurada bir şey çıkıyor. Donanıma sağ tıkladığınızda şurada Properties dışında 3 tane seçenek daha var. 3 tane. Şimdi bunlar ne demek? Update Drive Software derseniz, Update Drive Software derseniz driver'ını güncelleyeceğim demiş oluyorsunuz. Şimdi işletim sistemini güncellemek var. Programı güncellemek var. Driver'ı güncellemek ne demek? Hani programın yeni versiyonu çıktı, yüklediniz. İşletim sistemini açık çıktı, güncellediniz. Driver'ı niye güncellersiniz ki? Driver'ı güncellediğinizde, ki bu genel olarak ekran kartları için geçerli. Yani gidip bir işlemcinin driver'ını güncellemeniz size bir şey kazandırmayacak. Ama ekran kartınızın driver'ını güncellerseniz eğer, her yeni driver çıktığında size ekstra özellik sağlıyorlar mesela adamlar. Bir bakıyorsunuz, bir gün bir oyun yüklüyorsunuz bilgisayarınıza, kasılıyor. Sonra ertesi gün bir bakıyorsunuz, Nvidia'nın sitesine bakıyorsunuz, grafik kart üreticilerinin sitesine bakıyorsunuz. Diyor ki, işte sizin oynadığınız oyun için bir tane adam yama çıkarmış. O yama da işte daha performanslı oynamanızı sağlıyor mesela. Gibi. Sonra indiriyorsunuz, bir yüklüyorsunuz, ondan sonra bir baktınız, çat çut oynamaya başlıyorsunuz, takılmadan mesela gibi. Yani aslında driver demek, yeni şeylerden yararlanacağım demek. Yeni driverlardan yararlanacağım, yeni özelliklerden yararlanacağım demek. Update yapmanız. Tamam. O sebeple, update'leri mümkün ise yapmalısınız. Burada update drive software derseniz, internet üzerinden kontrol ettirebiliyorsunuz. Yeni driver var mı yok mu? Microsoft'ta gidip kontrol ediyor adam. Eğer işte Nvidia'nın sitesinden falan indirdiyseniz de oradan gösterip yüklettirebiliyorsunuz. Tamam, yaptığı şey yok. Yani update driver önemli. Peki, gelelim bir alttaki disable'a. Şimdi disable ve uninstall diye iki tane seçenek var. Aslında ikisinin çıktığı yer de sonuç olarak aynı. Ne yapıyorlar? Uninstall dediğiniz zaman şu driver'ı kaldırmış oluyorsunuz. Donanımı kaldırmış olmuyorsunuz. Driver'ı kaldırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla driver'ı kaldırdığınız için donanım kullanılmaz hale geliyor, değil mi? Kullanabilmek için tekrar driver'ı yüklemeniz gerekecek gibi. Peki disable yaptığınız zaman ne oluyor? Disable yaptığınızda driver'ı kaldırmıyorsunuz, donanımı devre dışı bırakıyorsunuz. Donanım kullanılmaz hale geliyor. Esprisi o. Tabii ekran kartını disable etmek çok mantıklı değil. Ekran kartını disable ederseniz işletim sisteminizi açamayacaksınız. Ondan sonra gidip uğraşacaksınız. Niye? Görüntü gelmeyecek. Görüntü gelmediği zaman da bir anlam olmayacak. Tamam. Peki şu üçüyle ilgili sormak istediğiniz var mı? Ben haricinde bir şey soruyorum hocam. Diyelim ki bilgisayarımızın yedeğini aldık. Backup'ını aldık. Ama ben bilgisayarı tekrar kurmak istiyorum. Kurmak istediğimde de işte hani yedeği yedek olsun diye aldım. Bilgisayarı tekrar kurmak istediğimde bazı önceki bazı programları kurmayacağım.
O yedeğin içinden driver'ları alabilir miyim diye soracaksın. Öyle de denilebilir veya şey olabilir mi? Ben sırf bilgisayar donanımında değişiklik yapmayacaksam bilgisayarın sırf driver'larının yedeğini alabilir miyim? Alabiliyorsun. Bir ton yazılım var onun için. Mesela driver, geçen benim de işime bana lazım oldu. Driver backup diye bir tane program var. Şöyle hatta. Driver backup bilmem diye bir tane program var. O programda gidip driver'ların yedeğini alabiliyorsun. Windows tarafında şey, Microsoft tarafında yok ama Microsoft'ta yok. Yani şunu yapabilirsin. Yani uğraşacağım dersen şöyle yapabiliyorsun. Gidersin bunun özelliklerine. Bak şurada nereydi o? Driver'ın dosyalarını gösteren bir kısım vardı. Yok burada değil o. Şurada. Şurada. Mesela driver details diye bir kısım var mesela şurada. Birazdan bakacağız buraya. İşte mesela şu dosyaya gidip kopyalarsan sağa sola driver'ını yedeklemiş oluyorsun. Evet, o kadar basit. Bundan fazlası değil. Onu birazdan anlatırız, gösterelim. Tamam. Var mı sormak istediğiniz bunlarla ilgili? Bunlar önemli şeyler. Bunları mutlaka kullanacaksınız. Driver'la mutlaka karşılaşacaksınız. Bundan sonraki hayatınızda. Garanti veriyorum. Karşının içinde beni hatırlarsınız. Şimdi gelelim. Şu property'sine gelin. Orada konuşacağımız bir iki bir şey var. Yani şuradaki resources kısmı falan önemli değil. Yani orası çok ayrıntılı donanım bilgisi gerektiren şeyler. Orayla işimiz yok. Şu driver kısmından bahsedelim. Driver kısmında bir takım işler var. Driver details kısmında driver details'a tıklarsanız bu donanımın kullandığı driver dosyalarını görüyorsunuz. Yani şu demek, demin söylediğimiz olay. Driver details'a giderseniz bakın şu donanımın kullandığı dosyalar şunlarmış. Dosyalar ne işine yarıyor? İşte bu driver'ı tanımasını sağlıyor işletim sistemi. Dolayısıyla siz şu dosyaları gidip şu bulundukları yerlerden kopyalayıp bir klasöre kaydederseniz yedek almış oluyorsunuz. Driver'ı yedeklemiş oluyorsunuz. Sonra tekrar size yüklemeniz gerektiği zaman şuradan gösteriyorsunuz. Tekrar yüklemek gerektiği zaman update driver kısmından gösteriyorsunuz şu dosyaları. Bulunduğu klasöre gösteriyorsunuz daha doğrusu. Yani dosyayı direkt değil. Bulunduğu klasöre gösteriyorsunuz. Çat diye yükleyelim. O kadar. Bir altında rollback driver diye bir şey var. Rollback. Rollback ne demek? Geriye dönmek demek. Geriye dönmek demek değil mi? Şimdi bu önemli bir özellik. Bu ne yapıyor? Mesela size yeni bir tane driver çıktı diye haber verdiler. Uyarı geldi. Update update bir şeyler çıktı diye. Gittiniz indirdiniz yüklediniz. Güzel. Her şey güzel. Sonra makineye bir start ediyorsunuz. Çat mavi ekran. Adamlar test etmeden doğru düzgün driverları, her durumda test etmeden yayınlamışlar. Siz de aldığınızı yüklediniz, yeni iyidir her zaman diye. Ondan sonra bir baktınız, çat mavi ekran geldi, açamıyorsunuz işletim sistemi. O zaman ne yapacaksınız? Windows'un güvenli mod diye bir modu var. Safe mod. Bu safe modda açıyorsunuz bilgisayarı. Safe modda. Safe moda erişmek için de işletim sisteminiz açılırken sürekli F8'e basıyorsunuz. F8 tuşlarına. F8 dedim de şu yukarıdaki fonksiyon tuşları var ya o. Sürekli F8'i basıyorsunuz. Orada en tepede Safe Mode diye bir şey çıkacak. Safe Mode'da açıyorsunuz bilgisayarı. Safe Mode'da açtıktan sonra yine Safe Mode'da açtığınızda yine bu Device Manager falan geliyor. Onlar var. Onlar yok değil. Sonra Device Manager'ı açıyorsunuz. Sonra Rollback Driver diyorsunuz. Yüklemeden yeni driver'ın bir öncesine geri dönebiliyorsunuz. Yani eşittir ne yapıyor aslında? Driver'ları geri döndürebiliyorsunuz demek. Yalnız bu save mod, yani normal modda açamıyorsanız save modda nasıl açıyorsunuz? Save modun esprisi o zaten. Kurtarma yapmak. Güvenli mod. Güvenli modda işletim sisteminin çok, yani sadece işletim sisteminin çalışabilmesi için gerekli olan dosyalar yükleniyor. Fazlası değil. Mesela programlarla ilgili dosyalar yüklenmiyor. Antivirüsünüz, mantivirüsünüz çalışmıyor mesela o modda. Sadece işletim sisteminin açılabilmesi için gerekli olan minimum dosyalar yükleniyor. Dolayısıyla sizin yeni yüklediğiniz driver yüklenmediği için açıyorsunuz. Tak müdahale ediyorsunuz, geri döndürüyorsunuz, olaya bitiyor. Bu kadar basit. Tamam. Safe modda gösterelim nasıl açıldığını. Yani bir numarası yok. İşletim sistemi açılırken F8'e basıyorsunuz sürekli. Bir seçenekler geliyor. Safe mod diyorsunuz, olaya bitiyor. Tamam. Disable ve uninstall demin konuştuğumuz olaylar. Bu arada disable ettikten sonra driver'ı kullanamıyorsunuz dedim ya, donanımı kullanamıyorsunuz dedim ya. Yine tekrar eski haline getirmek istiyorsanız şuradaki disable enable oluyor. Ya da şurada mündem çıkıyor. Sağ tıklıyorsunuz, enable diyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. O da çıksın arada. Peki, device manager böyle yüzü de bu olay. Yani sadece device manager anlatmadık, sürücülerle ilgili de konuştuk biraz.
Sormak istediğiniz var mı? Device Manager ile ilgili. Güzel. Şimdi başka önemli bir konuya geçelim mi? Ben özel bir olay göstermek istiyorum. Bunu sürekli kullanacağız. Ya da ona geçmeyelim. Başka bir olay göstereyim. Onu yarın gösterelim. Onu IP anlattıktan sonra konuşalım. Şimdi siz bilgisayarınızı önünüzdeki kullandığınız fiziksel makineden bahsediyorum. Fiziksel makinenizi ilk defa açtığınızda bir şeyler olmuştu. Hatırlıyor musunuz? Çat diye oturum açma ekranı gelmemişti. Alt tarafta bir barmar çıkmıştı, dolmuştu falan. Hatırlıyor musunuz onu? O bir olay sonucunda oluşmuştu demiştim değil mi? İşte o olayla ilgili konuşacağız şimdi. Sysprep. Hatırlıyor musunuz? Hatta Sysprep demiştim. Araştırmak isteyen olursa. Şimdi Sysprep ne demek? Sysprep aslında sistem üreticilerinin kullandığı bir program. Niye sistem üreticileri diyorum özellikle? Sebep şu. Mesela sistem üreticileri şöyle yapıyor. Gidiyor bir tane Windows 7 kuruyor. Ondan sonra Windows 7 kurduktan sonra laptoplarda mesela genellikle olur bu. Laptoplarda işte Windows 7 vardır. Bir bakarsınız üreticilerin bilmem ne programı vardır. İşte HP bilmem ne. İşte Dell bilmem ne Suite. Atıyorum yani çok önemli değil. İşte Asus bilmem ne falan. Bunlar hala hazır kurulu gelirler değil mi? Ya da ne bileyim bilgisayarınızın driverları yüklü gelir falan. Her şey hazır gelir. Siz sadece çalıştırırsınız makineyi. Peki onlar nasıl yapıyorlar bu işi? Kesinlikle. Bir tane Windows 7 kuruyorlar. Gerekli olan bütün her şeyi kuruyorlar. Sonra gidip hani backup alabiliyorsunuz dedi ki işletim sisteminin kurulu olduğu yeri. Gidip onun backup'ını alıyorlar. Komple her şeyin backup'ını alıp kenara bir dosya olarak kaydediyorlar. Bir dosya. Bu dosyayı sonra bütün aynı marka makinelere basıyorlar. Mesela şunların hepsinin aynı marka olduğunu düşünün. Adam bunun kenara not düştü. Backup'ını aldı. Sonra gidip bunların hepsini şuraya basıyor. Bütün makinelere basıyor. Şimdi bütün makinelere bastığı zaman şöyle bir sıkıntı ortaya çıkacak. Eğer şu işlemi kullanılmazsa bütün bilgisayarlarda eğer sysprep işlemi yapılmazsa yani bütün her şeyi kurduktan sonra imaj alıp kenara koyarsa ve sysprep işlemi yapmadan bu imajı gidip makinelere basarsa bir problem ortaya çıkıyor. Basitçe şöyle söyleyeyim. Bilgisayarlarınızda bir numara var. SID diye. Security Identifier diye geçiyor. Şöyle. SID. Güvenlik doğrulayıcısı gibi bir anlamı var. Güvenlik doğrulayıcısı. Bunun yaptığı şey şu. SID'ler bilgisayarların birbirlerinden benzersiz olmalarını sağlar. Şimdi benzersiz olmaktan kastımız ne? Hemen kendinizi düşünün. Bizim benzersiz olmamızı sağlayan bir şey var aslında. TC kimlik numarası değil mi? Aynı şekilde bilgisayarların da TC kimlik numaralarına benzeyen böyle bir SID numaraları var. Bu SID numaraları bilgisayarlarda benzersiz olmak zorunda. Çünkü arka planda sizin yaptığınız her iş SID denen bir numara sayesinde ayırt edilir. Gibi düşünebilirsiniz şimdilik. Ama SID'nin yaptığı şey bilgisayarların birbirlerinden ayırt edilmesini sağlıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla siz her şeyi kurulumu yaptıktan sonra imaj almadan önce sysprep işlemi uygularsanız eğer bu SID numaralarının sıfırlanmasını sağlıyorsunuz. Simüle edelim. Sysprep işlemi yaptım. Şunları kurduktan sonra makineyi kapattım. Sonra imajı aldım. Koydum kenara. Sonra ben bu imajı makinalara çaktım. Şöyle çaktım. Sysprep'li halini. Şöyle. Sysprep'li halini çaktım. Sysprep'li halini çaktıktan sonra bu bilgisayarlar açılırken ki size gelen ekrandan bahsediyorum. Açılırken her bilgisayara benzersiz birer tane SID üretiliyor. Dolayısıyla her bilgisayar benzersiz olduğu için amacınıza ulaşmış oluyorsunuz. Tamam. Yani Sysprep'in yaptığı şey bu SID numarasının sıfırlanmasını sağlamak gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Var mı problem? SID basitçe bu. Backup almanın nasıl backup alınıyor, nasıl imaj alınıyor, nasıl geri yükleniyor falan onları göstereceğim size. Yapacağız. Yani basit bir olay zaten. Alıyorsun, alıyor. Geri yükleniyorsun, o yükleniyor. O kadar basit. Tamam mıdır? SID'nin yaptığı şey. O numaraların sıfırlanmasını sağlıyor. Bunu yapan şey de Sysprep. Peki. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şu master makinesini açalım.
Ben de esas ben denemiştim. Master makinesine başlatıyorum. SID. SID güzel bir olay. Yani SID'nin sıfırlanması güzel bir olay. Çoğu zaman işinize yarayacak. Mesela internet kafede falan çalışan oldu mu hiç aranızda? İnternet kafede çalışan. Genelde onlara çok ihtiyaç oluyor. Adam işte gidiyor bir tane makineye kuruyor. Bütün oyunları, programları, her şeyi kuruyor. Sonra imajı alıyor. Bir sürü makineye çakıyor. Bütün makineler hepsi aynı oluyor mesela. Hepsi aynı oluyor. Cidden aynı oluyor. SID'sini sıfırlamadığı için. Ama SID'sini sıfırlasa birbirinden benzersiz olacak. Bilmedikleri için böyle oluyor. Master açık mı önünüzde şu an? Bekleyeyim de. Zaten bir iki bir şey yapacağız. Olacak bitecek. Sysprep işlemi yapabilmek için bir run menüsü açıp ya da start menüye direkt sysprep yazıyorsunuz. Sysprep. Sysprep. Bu kadar. Sysprep'i yazdıktan sonra orada bir klasör çıkacak. O klasörden bir şeyler yapacağız. Ne oluyor ya? Farkında mısınız? Okey butonu diyor, yanıp sönüyor. Allah Allah. İlk defa görüyorum bunu. Sizlere böyle mi? Bir bakın şöyle. İki tane yazmışım diye yazmışım da o yüzden. SS prep. Doğru söyleyip yanlış yazmışım. Sen de bana bakarak mı yazdın? SS prep. Şimdi SS prep exe diye bir dosya var şurada. Şimdi SS prep'e çift tıkladım. SS prep'e. Şu. Sprep. Şimdi sistem cleanup action'da iki tane seçenek var. Şu yukarıdaki modu biliyorsunuz. Enter system out of box experience modu biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Kendi bilgisayarınızdan biliyorsunuz. Kendi bilgisayarınız açıldığında o modda açıldı. Açıldıktan sonra size bir takım sorular sordu. Dedi ki işte dilin ne olsun, işte klavye ayarın ne olsun, Windows update ister misin, dil bölge ayarın ne olsun. Hepsini sordu size. Bu o mod. Şurada enter system audit mod diye bir mod daha var. Bu üretici modu diye geçiyor. Üretici modu. Basitçe şöyle söyleyeyim. Audit modda sysprep yaptığınız zaman şunu yapıyorsunuz. Sysprep yapıyorsunuz. Bitiyor. Bittikten sonra işlediğim sistemimiz normal şekilde açılıyor. Açıldıktan sonra programları kuruyorsunuz. Driver'ları kuruyorsunuz. Her şeyi kuruyorsunuz. Ondan sonra makineyi paketliyorsunuz. Yedeğini alıyorsunuz. Bir sürü makineye basıyorsunuz. O yüzden üretici modu olarak geçiyor. Tamam. Ama siz yukarıdakini kullanırsanız o gördüğünüz moda düşüyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Basitçe bu. Yani audit mod eşittir üretici mod. Peki biz yukarıdakini kullanacağız. Üretici modunu kullanmayacağız. Sizin makinenizin açıldığı mod şu. Yani ilk başta açtığınız mod bu. Gelelim shutdown options'a. Shutdown options'ta quit var. Quit demek sysprep işlemini yapacağım. Ondan sonra çıkacağım demek. Program kendi kendisini kapatıyor. Sonra işletim sistemini kullanmaya devam ediyorsunuz. Ama sysprep yapmaya geldiyseniz amacınız makineyi tekrar kullanmak değil, onları resetlemek. Reboot derseniz sysprep işlemi yapılıyor, makineniz yeniden başlatıp tekrar açılıyor. Shutdown derseniz kapanıyor. Açılmıyor. Kapanıyor işletim sisteminiz, start'ı açılana kadar açılmıyor. Şimdi reboot niye kullanırsınız, shutdown niye kullanırsınız? Reboot derseniz makineniz tekrar açılacak ya, tekrar açılışta yeni bir SID üretiliyor. Bilgisayar tekrar açılışında yeni bir SID üretiliyor sizin için. Ve bilgisayarınızın SID'sini değiştirmiş oluyorsunuz. Mesela. Ama shutdown ederseniz, shutdown ettiğinizde bilgisayarınız kapanıyor ya. Sonra bir
CD DVD kullanarak CD'den bilgisayarınızı açıp mesela CD içerisinde backup programı var. Backup programının olduğunu düşünün. Bu CD ile bilgisayarı açarsanız bu backup programını çalıştırıp bilgisayarın yedeğini alıyorsunuz. Yedeğini aldığınız zaman ne oluyor? İşletim sisteminiz açılmadığı için, yeniden başlamadığı için, shutdown durumunda olduğu için yedeği alıp kenara koyduğunuz zaman makinelere bastığınızda da makineler açılırken her makine için farklı SSD üretilmiş olmasını sağlıyorsunuz. Yani reboot ettiğinizde yeniden bir makine için üretilmiş oluyor. Ama shutdown edip kenara koyduğunuzda yedeğini alıp bir sürü makineye bastığınızda her makine açılışında yeni bir SSD üretiliyor. Esprisi o. Tamam. Yani amacınız backup alıp kenara koymaksa o zaman shutdown edeceksiniz. Hemen basmayın. Basmayın hemen. Şurada generalize diye bir kısım var. Generalize'ı işaretlemezseniz siz bile yapmış olmuyorsunuz aslında. Generalize'ın esprisi SSD'nin resetlenmesini sağlamak. Oh, o checkbox'ı işaretlemek lazım. Yani ben sysprep yapacağım da yapmayacağım demiş oluyorsunuz. O checkbox'ı işaretlemezseniz. Generalize eşittir SSD'nin resetlenmesi demek. Peki, bunu yapmadan önce, yapmayın, yapmayın, bekleyin. Yapmadan önce makinamızın SSD'sini nasıl görüntülüyoruz? Onu bir görelim önce. SSD'yi görelim. Sonra yaptıktan sonra değiştiğini görelim. Tamam. SSD'yi görüntülemek için bir Windows R yapıp CMD açıyorsunuz. CMD. Windows R, ondan sonra şuraya CMD yazıyorsunuz. CMD. Komut satır açtım. Komut VMI. Kimim ben? VMI. Yazalım. Komutun kendisi VMI. VMI. Kimim ben? Öyle bir film vardı değil mi? Kimim ben? Evet. VMI. VMI komutunu verirseniz ben kimim? Sen der ki şumusun. Hani SSD? Demek ki komut bu şekilde kullanılmıyor. Demek ki bir parametresi bir şeyleri var. Bakın VMI komutunu tek başına kullanırsanız orada söylediğim bir özellik bir şey var. Özel bir şey var. Dikkat ettiyseniz. Bakın diyor ki senin şu an bu makineyi kullandığın kullanıcı Şahin'miş. Yani aslında size şunu söylüyor. Makineyi kimle kullanıyorsunuz onu söylüyor. Bunu kullanacağız bu komutu, VMI. VMI eşittir. Makinede kimle kullandığınızı onu söylüyor size. Tamam. Niye? Çünkü domain geldiği zaman, domain gelince göreceksiniz. Domain'deki kullanıcılarla hep kullanacağız makineyi. Domain'de olup olmadığınızı, domain'deki kullanıcıyla kullanıp kullanmadığınızı anlamak için VMI diyeceğiz. O da diyecek ki bak sen domain'deki şunu kullanıyorsun falan diyecek. O zaman işimize yarayacak. Neyse. Gelince daha net anlayacaksınız. Peki nasıl göndereceğiz SSD'yi? VMI boşluk slash all. Şu arada bir boşluk var. Sonra da bir all. Slash all. All demek her şeyi göster. Sysprep. Neyse onu sonra söyleyeyim yapalım. Ondan sonra niye yaptık olmasın. VMI all. Şimdi VMI all dediğimde şöyle bir takım bir şeyler çıktı size. Bakın şurada en tepede sit diye bir şey yazıyor. Gördünüz mü? Şu ifadenin karşısında olan sit. Şu. Şurada kullanıcı bunlarıcı yazıyor ama şurada gördüğünüz SID aslında makinenin SID'si. En tepede gördünüz. Dolayısıyla SID dediğiniz şey de böyle bir abuk subuk numara. Dikkat ettiyseniz. Peki bunu kopyalayıp bir tek sosyasına kaydedin. Bakalım kopyalayabilecek misiniz? Hı? Niye? Kopyalayın. Yok yok sadece onu kopyalayın. Kopyalanıyor ya, niye kopyalanmasın? Var mı kopyalayabilen? Süper. Başka? Sağ tık sorunuzu çözecek. Sağ tuş. İzleyin. Bakın nasıl yapıyorum. Şurada boş bir yere sağ tıklıyorum. Sağ tık. Boş bir yerde. Sağ tıkladım. Mark dedim. Seç. Mark. Mark ne demek? Seç demek. Boş bir yere sağ tıklayıp mark dedim. Sonra bakın şuradan tutup çekiyorum. Şöyle. Tekrar gösteriyorum. Sağ tıkladım. Mark dedim. Seç. Sonra şuradan şuraya doğru seçtim.
Bir de işaretlerim orayı. Sonra bir de sağ tıklarsanız üzerinde kopyalamış oluyorsunuz. O kadar basit. Yani sağ tuş mark, sonra seç, sonra sağ tıkla kopyala. O kadar basit. Bir daha gösteriyorum. Sağ tıkladım, mark, sonra şuradan şöyle seçtim ve de sağ tıkladım. Yok, sağ tıklıyorsun. Bak, sağ tıkladığında seçimi kaldırıyor. Bu da kopyaladım anlamına geliyor. Tabii tabii, kopyalamana gerek yok. CTRL-C falan yapmana gerek yok. Sonra masa üstünde bir tek dosyası açıp o SID'yi kaydedeceğim. Ki yaptıktan sonra değiştiğini görelim diye. Tamam. Şöyle bir şeymiş abuk sabuk. Yani şunun çakışması biraz zor da sizinle. Yani şunu düşünebilirsiniz. Bu rastgele üretiliyor. O zaman sizinkiyle bizimkinin çakışma ihtimali var. Ama bakın, çok uzun olduğu için çakışma ihtimali çok zor. Aynı ortamda bulunduğumuz için. Şimdi VSF. Var mı kopyalayamayan? Peki, o zaman Generalize ve Reboot. Şimdi SysPrep çalışırken belki hata verirse gösteririm. Vermezse de ne olduğunu göstereceğim. Bazen SysPrep yapıyorsunuz. SysPrep yaptığınızda adam çat diye hata veriyor. Ve anlamlandıramıyorsunuz da hatayı. Onun bir sebebi var. Yani SysPrep'in hata vermesi için herhangi bir sebep yok. Ama bazı durumlarda saçma sapan bir durumdan dolayı hata veriyor. Verirse göstereceğim. Hatta vermeden bir kontrol edeyim ben. Ben reboot ettim. Ya yani maksat test yapmak yani. Yoksa backup falan alacağımızdan değil. Şimdi... Evet, büyük ihtimalle hata verecekmiş. Bitiren var mı? Büyük ihtimalle benimki hata verecek. Versin. Versin de hem onu da göstermiş olalım. Böyle abuk sabuk bir durum var da. O yüzden söylüyorum. Bu arada hani SysPrep, MysPrep neyse vermedim. Bazen veriyor diye söyledim. Verdiğin zaman servislerin altında bir servis var. Hı? Hatadan var mı? Herkes yaptı. Tamam, güzel. Şu hani service'a daha önce gitmiştik, hatırlıyor musunuz? Services. Neydi? Ne için gitmiştik biz buraya? Service. Bir servisi restart etmiştik. Hangi servisti o? Server. Server değil mi? Ne için kullanıyorduk onu? İşte bizim o paylaşımlara bakan servisti o. Onu restart ettim. Aynen. Onları geri geliyordu hatta. Geri geliyordu. Şimdi servisleri açtım. Şurada şöyle bir tane servis var. Nerede o? Windows. Şu servis. Windows Media Player Network Sharing Service diye bir servis var. Bu servis çalışıyorsa eğer, ki şu an yan tarafında start olarak gözüküyor. Çalışıyorsa eğer, ki started demek çalışıyor demek. Çalışıyorsa SysPrep patlıyor bazen. Her zaman değil. Bazen patlıyor. Bu servis ne işe yarıyor? Hiç. Yani network üzerinden Windows Media Player'ı kullanıp işte o albümlerin, işte resimlerin, mesimlerin almak istemiyorsanız internet üzerinden hiç kullanmanıza gerek bile yok. Yani bunu sağ tıklayıp stop demek lazım o zaman. Tamam, hiçbir şey yok. Peki şimdi benim makine açılıyor. Bakın, bu sefer farklı şekilde açıldı benim makine. Niye? SysPrep işlemi yaptım çünkü. SysPrep işleminin SID sıfırlama kısmı sadece bir kısmı. SysPrep sadece SID'yi sıfırlamıyor. Fazlasını yapıyor. Daha fazlasını. Mesela bilgisayar açılırken şu an diyor ki device'larını yüklüyorum. Setup is installing devices. Yani ne yapıyor şu an? Makineyi aslında komple sıfırladı. Makine üzerindeki bütün driver'ları yeniden yüklüyor. Dolayısıyla her şeye baştan başlıyorsunuz aslında. Yalnız kurduğunuz programlar, onlar durmaya devam ediyorlar. Her şey gayet çalışıyorlar. Kullanıcılarınız duruyor. Hiçbir şey değişmiyor. Eğer problem varsa makine üzerinde onlarla durmaya devam ediyor. Sadece işte yeniden başlıyorsunuz. SID'yi sıfırlayıp.
Yalnız bu sysprep işlemi sonucunda SID falan resetleniyor diyorum ya. Neredeyse SID'nin aynı, yani hepimizin SID'si aynı olsa bile şu an hiçbir problem çıkmayacak bizde. İyi de SID'lerin farklı olması falan gerekiyor diye atıp tutuyorduk burada. Yani test ettiğim için söylüyorum. Yani makinenizin hepsinin SID'si aynı olsa bile hiç problem değil. Mesela şöyle düşünün. Ben şu makineden, şu master'dan klon 1 diye bir klon yaptım. Bu makine sysprepsizken mesela klon yaptım. Şu makine şu makine aynı. Ama biz şu makinede paylaşım açtık, buradan gittik. Problem oldu mu? Olmadı. İkisi de aynı SID'ye sahipti. Mesela gidip bakarsak birazdan kontrol ederiz. İkisi de aynı SID'ye sahipti. Niye? Çünkü sysprepsiz halinden klon çıkarttım ben mesela. Gibi. Peki sysprep nerede işimize yarayacak? Bizim için önemli olan kısmı ne? Şu. Sysprep'i ne zaman kullanacağız? Sysprep'i şu durumda kullanacağız. Mesela master bir makinamız olacak. Master. Master 2008 R2 mesela. Göreceksiniz. Bir master 2008 kurulu bir makinamız olacak. Bu makine sysprep'li bir makine. Sysprep'li bir makine olacak. Sonra bu master'a bağımlı klonlar çıkaracağız. Link klonlar yapacağız. Link klon neydi hatırlıyor musunuz? Master'a bağımlı klon da hatırlıyor musunuz onu? Bir full klon vardı, bir link klon vardı. Master'a bağımlı klonlu falan. Bu master sysprep'li makineden klonlar çıkaracağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane çıkardık mesela. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane makineden klon çıkardık. Şimdi bu makine sysprep'li ya. Siz klon çıkardığınız için açılan makineler de sysprep'li açılacak. Yani şu makine sysprep'li açılacağını düşünecek olursak bu makine yeni bir SID üretecek. Bu makine sysprep'li açılacak. Niye? Master'dan kopyaladık ya. Klon yaptık ya, o sysprep'liydi. Dolayısıyla bu da sysprep'li açılacak. Dolayısıyla bunun SID'si ile bunun SID'si hiçbir zaman çakışmayacak. Hiçbirimiz bu. Yani burada işimize yarayacak. Link klon çıkardığımızda master'ımız sysprep'li olduğu için, sysprep yaptığımız için master'a, ki ben getireceğim size öyle makineler. Sysprep'li olduğu için de siz o makinelerden klon çıkartırsanız eğer, çıkardığınız her bir makinenin SID'si birbirinden farklı oluyor. SID ile beraber makinenin ismini de değiştiriliyor. Makine ismi şu an için sizin için bir anlam ifade etmiyor. Daha sonra makine isimlerini bir şeyler konuşacağız. Makinenin isminden. Var mı problem sysprep ile ilgili? Backup mı? İmaj, o başka bir olay, ondan bahsedeceğiz. Yani onu yapan bir program var. Mesela Windows'ta ImageX diye bir tane yazılım var. ImageX. Mesela bu komut satırından bir çalışan bir araç. Bunu kullanarak mesela imaj alabiliyorsun ki bir ton sınavda sorular bununla ilgili. ImageX ile ilgili bir ton soru var Windows 7 sınavında. Ya, upuzun komutlarını soruyorlar da bunlar. Ya da third party Norton Ghost. Symantec Ghost var mesela. Acronis True Image var mesela. Acronis True Image var mesela. Başka? Bir ton var da hani en bilineni bunlar. Symantec Ghost'u çok kullandım. Acronis True Image'ı da bayağı kullandım. İkisi de güzel iş yapıyor. Ghost'la mesela backup nasıl alınır? Eğer bir problem olmazsa size göstereceğim. Yapacağız. Dersin içeriğinde yok ama editlemedik de göstereyim onu nasıl yapıldığını. Bir numarası yok. Al diyorsunuz alıyor. Geri ödüyorsunuz yüklüyor. Yani sadece söylediği, sorduğu şeyleri okumak lazım. Bu arada son olarak şunu söyleyeyim. Devam ediyor mu? Yeri gelmişken şurada şunu söyleyeyim. Bakın sysprep işlemi bitti, makine açıldı. Bana bir takım sorular soruyor şu an. Şimdi bana bir takım sorular sorması biraz sıkıntı değil mi? Niye sıkıntı? Sıkıntı diyorum, niye sıkıntı? Bin tane makineye aldığınız bu sysprep'li imajı çaktığınızı düşünün. Bin Mesela tane makine, bin tane makine bu imajı aldınız, çaktınız sysprep'li haline. Ve bin tane makine açıldığında size bu soruları sordu. Mecburen, başka şansınız yok. Ama bu soruların otomatik geçilmesini sağlayabiliyorsunuz. Ödev. Bu programı kullanarak basitçe şöyle söyleyeyim. Size açılışta sorduğu, şu an bize sorduğu soruların cevaplarını bir dosyaya kaydediyorsunuz. Diyorsunuz ki dil ayarım şöyle olacak. İşte klavye ayarım şöyle olacak. Bölge ayarım şu olacak. Saat ayarım şu olacak. Update ayarım şu olacak. Hepsini söylüyorsunuz. Sonra dosyayı kullanarak, bu verdiğiniz cevap dosyasını kullanarak, bu oluşturduğunuz cevap dosyasını kullanarak sysprep işlemi yapıyorsunuz. İyi de sysprep yaparken öyle size bir soru moru sormadı.
Değil mi? Hatırlıyor musunuz o pencereyi? Pencerede öyle bir seçenek yoktu. Bunlardan yapıyorsunuz. Tahmin edilen var mı? Komut satırından. Komut satırından sysgrep yaparak şu oluşturduğunuz, şu programla oluşturduğunuz cevap dosyasıyla siz o soruların otomatik geçilmesini sağlayabiliyorsunuz. Tamam. Bir dakika durun, karıştı. O ayrı bir ses geldi. Bir daha anlatır mısınız derken? Neresini anladın? Komut satırından yapıyorsun derim en son. Sadece burası mı diyorsun? Ha, wake. Wake dediğiniz bir program. Bu programı kuruyorsunuz. Sonra işletim sistemi açılırken size sorduğu sorular var ya, önünüzde gördüğünüz sorular. O soruları cevaplayıp bir dosyaya kaydediyorsunuz. Dosyayı kullanarak da sysgrep işlemi yapıyorsunuz. Bunu yapmak için de komut satırı kullanıyorsunuz. Basitçe bu. Tamam. Bir kurcalayın nasıl olduğunu görün. Güzel bir olay. Ama yani çok işinize yarar mı? İşte böyle bir ortam varsa, bir makineden bir imajı 100 tane makineye, 1000 tane makineye çakıyorsanız o zaman işe yarayabilir. Onun dışında 10 makinede next 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 deyip geçin. Wake'i öğrenmekten daha kolay. Onlar kalıyor. Onlar da problem yok. Peki Türkçe olsun klavye ayarımız. Next. Makine adımız, şey kullanıcı adımız, işte makine üzerinde bağlanan kullanıcılardan birisinin ismini veremiyorsunuz. Mesela bende Şahin diye bir kullanıcı var. Ben Şahin diyorum. O diyor ki olmaz. Niye? Çünkü makinede Şahin diye bir kullanıcı var daha önce. Tamam. İşte Şahin 2 olsun. Enter. Şifre bir şey verin. 1 1 işte şifre. Yazın bir şey, önemli değil. Bunları biliyorsunuz. Bunları daha önce konuştuk zaten. Cevapladınız. İşte servis bek sözleşmesini kabul et. Servis bekliyorum. Windows 7 sözleşmesini kabul ediyorsunuz. Next. İşte update'leriniz nasıl olsun? Recommended settings'leri kullanırsanız eğer adam otomatik olarak yüklüyor. Önemli değil. Ask me later. Haydi. Benim mouse'um yürürse. İşte saat ayarımız ve hangi network'te olduğumuz önemli değil. Network'lerden yarın bahsedeceğiz. IP'yi konuşacağız. Network ayarları konuşacağız. Güzel şeyler olacak. Şu an makinene oturup açılıyor. Oturum açıldıktan sonra SID'leri kontrol edeceğiz. Bakalım değişmiş mi gerçekten? Yoksa yalan mı söylüyoruz? Onu göreceğiz. Olabilir. Bakacağız. IP'den sonra ya devam ya devam diyeceksiniz zaten. Şimdiye kadar IP'yi hiç kullanmadık farkındaysanız. G'yi nerede kullandık? Paylaşıma giderken orada da sadece IP'yi bilmemiz gerekiyordu. O kadar. Yoksa oradaki IP'lerin neden işte onlu olduğu ya da ne bileyim neden 13 bilmem neyle gittiği falan. Onlarla hiç konuşmadık. Yarın onlardan konuşacağız. Tabii kendimiz gireceğiz IP'ye. Şimdi ben o dosyayı Shine'in masa üstüne kaydetmiştim. O yüzden şurada göremiyorum. Yani hani SID diye bir dosya oluşturmuştum ya. O şu an burada değil. O Shine'in masa üstünde duruyor. Shine kullanıcısının masa üstünde duruyor. Bende değil o. Peki o dosyayı nasıl alacağız? Şu an ben Shine 2'yim. Ama hatırlıyorsanız sysprep işlemini Shine'de yapmıştık ve Shine'in masa üstüne kaydetmiştik biz onu. O dosyaya nasıl ulaşacağım? C'ye gidiyorsunuz. Kullanıcılarınızın dosyalarının durduğu bir klasör var. İsmi Users. Users klasörü. Users klasörüne giderseniz bakın şurada makine üzerinde bulunan, daha doğrusu makine üzerinde logon olduğunuz kullanıcıları gösteren klasörler var. Bu dosya Shine'in masa üstünde durduğu için users'a gittikten sonra Shine'in altına gidiyorum klasörüne. O diyor ki erişemez. Niye? Niye? Birisi kişiye özel dedi sanki. Niye erişemiyoruz?
Yani yetkim olmadığı için yaşamıyorum değil mi şu an? Kontin diyelim. Ama eriştik. Buradaki olay şu. Siz şu an bir kullanıcının dosyalarına erişmeye çalışıyorsunuz ya. Bir kullanıcının dosyaları. Kullanıcının dosyaları ne? Kişiye özel. Yani U1'in dosyaları U1'indir. İşte Shine dosyaları Shine'indir. O yüzden ben Shine olarak, 2 olarak Shine'in dosyalarına erişmeye çalıştığım zaman erişemezsin falan dedi de biz admin olduğumuz için şu an, oluşturduğumuz kullanıcı admin olduğu için her şeyi yapabilme hakkına sahip. Continue'yi devam etti adam. Peki Shine'in dosyalarına bakıyoruz şu an. Ondan sonra bir desktop'a gittim. Bakın şurada duruyor. Burası kimin desktop'ı? Shine kullanıcısının desktop'ı. Tamam. Peki hemen bir tane de komut satırı açıp sonucu gösterip dersi bitireceğim. Bu MI slash all. Şöyle şunu da şöyle koyayım. Şöyle koyalım. Orijinal hali değiştikten sonraki hali. Olmuş mu? Gayet olmuş. SSD resetlenmesinde yaptığınız şey ne? Sysprep yazıp shift tıklayıp generalize deyip ondan sonra okey demek. O kadar. Fazlası değil. Böyle güzide bir olay, basit bir olay. Ama dediğim gibi çoğu durumda işinize yarayan bir şey değil. Ama bizim işimize yarayacak. Yani siz bir tane makineyi kursanız, o makineden 100 tane klon çıkarsanız dahi de hiç problem olmayacak. Ama bazı yerlerde makinelerin SID'lerinin mutlaka farklı olması gerekiyor. Bazı yerlerde, her yerde değil. Peki, var mı sormak istediğiniz SID ile ilgili?